Orta Doğu haritasının aslında büyük ölçüde korunması gerekir. Hı hı. Yani olmadık insanları Akdeniz'e çıkarmak yanlış. Akdeniz halkı olanlar var, olmayanlar var. Hı. Çok açık. Trump'ın politika nedir o? Trump mı ne? Onun poli gelebilir herif gene yani. E geliyor gibi herhalde zaten. Hocam da hangisi daha kötü karar veremiyorum ben artık. Yani şu anki de... Öbürü birisi bunak, birisi deli yani. Sormayın. Hiçbir şey yok yani açık. Sormayın ama yani işte bu kadar güç yoğunlaşmasının olduğu bir yerde bu ikisinin arasında kalıyorsa tabii yani insanlık... Tabii yani çok muhteşem bir organizasyon, management ve üretim tekniği olan bir yer Amerika. Kolay kolay 50 senede falan geçilecek yer değil öyle. Yani ne Çin'i ne Rusya'sı kolay yakalayamaz öyle. Hatta Avrupa'da yakalayamaz yani. Tabii. Çünkü üretim elemanlarını ve unsurlarını koruyup geliştirmeyi bilmeyen bir kıta haline geldi Avrupa. Öyle. En basiti mesela heriflere buradan giden kompütörcü, yazımcı falan dayanmıyor. Tabip de dayanmıyor aslında. Buradan çekiyor. Hepsini Amerika çekiyor. Hocam kendince siyaseten de zaten ciddi bir impotans var Avrupa'da. Evet yani. Anglo-Sakson da lütfen İngiliz'ini çıkar yani. Tabii. Onun da ötesinde herif. Onun da ötesinde. Şimdi böyle bir kuvvetin başında siyasi olarak, siyasi kararlar mekanizmasına son derecede olmayacak insanlar getiriliyor. Doğru. Mesela Kissinger bir mucize o memleket için. Çok açık anlaşılıyor bu yani. Ne bileyim ben Çekoslovakyalı bir Yahudi adam geliyor. İki tane dış bakan hatun yetiştirdi oraya. Birisi kendi kızı Margaret. Evet. Öbürü kim? Condoleezza Rice. Çok enteresan. Kondi Zenci kızı da yetiştirmiş. Evet. Bu partiye helal olsun. Yani bir Afro-Amerikalı tutup işte Doğu Avrupa öğreniyor falan. Yani ciddi yani, anlamda evet, şey düzgün. Madeleine Albright'ın yani. Başarısı Stroh'da. Bu bir tip management'ı yabancılar yapar oraya. Bunların etkisini silmeye başladığın an yani Amerika'nın aklı varsa artık Amerika'da doğma şartını aramasın başkan için. Değiştirsin onu. Çünkü olmuyor, çıkaramıyorlar. Ama işte yani gidişat bunlar... da tam tersi yönünde hocam. Hı. Yani gidişat da tam tersi yönünde. Bırakın başkanı, bürokrasi bile Amerikan doğumlu olmaya çok başladı. Çok nereden çıkartacakmış Amerikan'ın? Hiç hayra alamet işler değil gerçekten. Yani şimdi Yahudileri kullansın desek Amerikan Yahudisiyle Alman Yahudisini falan Rus Yahudisini karşılaştırabilir misin? Katiyen. Kültür olarak hiç alakaları var da yok yani. Var da yok gerçekten. Hocam kalmamış. Peki çok az zamanımız kaldığı için ben şeye de bir dönmek istiyorum. Şimdi İran'a dair bir İslam ihtilali 78 ve sonrası İran'daki dönüşüm. Siz öncesinde sonrasında biliyorsunuz. Şah ailesine belki biraz bahsetmek istersiniz. Türkiye'yle evet. Yakın ilişkileri vardı çünkü. Valla Şah ailesinin içinde işe yarar bir tane adam vardı. İntihar eden oğlan. Kız da iyi bir temsilciydi. O da öyle gitti. İmperatris Farahtibay'ı bu rejim bile rehabilite etti. Yani Şah Banu'yu. Daha isterse gelebilir. Gelmez tabii. Fakat onun İran'a yaptıkları Pahlevi Foundation'da, vakfında ansiklopedi çıkar, kitaplar çıkar, kütüphaneler düzenlenir. Bizim Adnan Terzi Hoca bile orada uzman olarak çalıştı. O ansiklopedide falan çok yararlı oldu. Ondan sonra işte ne bileyim eski İran resmini toplar, Safaviler devri resimlerine bir anse yapar, müze yapar, halıları toplar. Modern sanatları geliştirir, hepsi hala fide veriyor. Hı. Şimdi bunsuz başka bir şey olmaz. Eşref çok akıllı bir kadındı, zekiydi. Maalesef dejenere oldu demek şah olamadı diye. 15 dakika büyüktür kardeşimden evet. Ama olmadı. Şah'ın kendisi fevkalade mediokur bir adam. Yani o çok açık görülüyor tarih. Korrupsiyon her yerde olur. Yani şey, rüşvet, irtişa, dedikodu, şey, yağmalama ama bu İran'da had safhaya çıkmıştı.
fakirlik çok zıt şekilde vardı. İran zengin bir ülke değil yaşam doğru. itibariyle. İnsanların bir şekilde yalnız eğitim eşitliği vardı. Yani şurası da açık ki Molla sınıfının bile çok müstesna tahsil görenleri Şah zamanında çıkmıştır ortaya. Üniversiteler iyidir. Bir takım dallar tıp gibi, mühendislik gibi iyidir. Ama işte bunlar ne yazık ki hem burada hem burada hem Hindistan'da artık batıya çalışıyor bu kanallar. Hı hı. Dikkati kullanamıyorlar. Yani bu zümreleri elinde tutmak için bu rejimler dikkati kullanamıyor. Ortak bir kader bu, çok kötü. Bu Almanya falan felaket yerler. Yani kendi sağlık personelini beslemiyor, eğitimine dikkat etmiyor, evet. düzelmesine falan böyle gayet budalaca bir muhafazakarlık başlıyor. Ve bunlar tabii gitmiyorlar, bu dallara gitmiyor gençlik orada. O zaman bizden almaya çalışıyor. Alamadığını dayak atarak getirmeye çalışıyor. Bunların hepsi tesadüf değil. Tabii. Öyle Anadolu'daki delikanlının kafası atmış da saldırmış değil. Saldırtıyorlar. Belli o. Bu işlerde çok ciddi davranmak lazım. Kanunları değiştirmek zaten mevcut kanunu uygulasan yeter. Elemanlarını tutmayan rejimlerin hayatı biter. Ben size söyleyeyim. Sovyetler Birliği bu yüzden kimlik değiştirmiştir. Yani eski Sovyet Rusyası Çarlığın son zamandaki umutlu gelecek ışıklarını kaybetti. Ne zamandan itibaren? Stalinizm devrinden itibaren. Leninizm değil. Stalinizm. Entelektüellerini harcamaya başlarsan şu veya bu şekilde, ki çok usul var, hiç kimse ıslah olamaz. Alman kültürü gibi o derin kültür bile gümp dedi gitti. Farkında değiller hala enayiler. Halbuki gitti. Bir doğru. daha dirilemez. Yani iki harp arasındaki Alman-Avusturya kültürünün artık bir daha gelişip doğması mümkün değil. Tamamen güdükleşmiştir. Evet. Bunu tamamen Nazizm yaptı ve 10 senenin içinde becerdiler herifler. Vallahi. Yani yamyamlığın derecesine bak. Bunlar her ülkede böyledir, tehlikedir bu. Münevverlerinizi tutacaksınız. Tutamadığınız takdirde istikbal yoktur. Ne yapmıştı? Miguel Unamuno bunu söyledi diye üstüne saldırdılar Franco'nun generalleri, ama galiba bir ölçüde o işin farkına varıldı, yani durduruldu orada. Ama bunu şey yapmadı mesela Nazi Almanya'sında. Yapamadı, o kadar tabii. şey yoktu. Bunun için bunlar farklıdır aralarında. Ve ne kadar da farklı değil mi hocam? Hep aslında bahsettiğimiz evet. Nazi Almanya'sı bunu beceremedi tutmayı. Ama burası bu fakir haliyle oradan kaçanlara ev sahipliği yapacak akla sahipti. Tabii akla sahip canım efendim. Kemalizm bambaşka bir devir. O üçüncü dünya falan değil. O değil. Değişik, onun arkasında bir ana ne var. Yani ve iki tane isim kalacak, bunu bilin. Bunlardan birisi devlet olmadı. Romantik devrimci Che Guevara. Hı hı. Birçok ülkeler onu bile yapamıyor, bırak düzenli ordu. Doğru. Suriye onu bile çıkaramaz, öyle bir adam bile çıkaramaz. Ve hiç unutulmayan birisi tabii Kemal Atatürk oldu. Hiçbir şekilde eskimiyor. Eskimiyor yani, bu açık. Doğru. Çünkü eskiyeceği bir ortam yok dünyada. O açık. Onun için bu böyle bir talih. Onun üzerinde iyice durmamız lazım.